Merhaba arkadaşlar, root derslerin üçüncüsüne hoş geldiniz. Geçen haftaki derste root.sir.ch adresinde biraz gezinti yapmıştık. Sitenin ana bölümlerini gördük ve siteyi incelemeye çalıştık. Bugünkü derste root kurulumu yapacağız. Ve root'u macOS 10 versiyonu üzerinde kurmaya çalışacağız. macOS 10 versiyonu Linux'larda da çok benzerlik olduğu için bu bilgileri Linux sisteminize root kurmak için de kullanabilirsiniz. Dilerseniz başlayalım. Root'un web sitesine gidelim. Ve buradan download kısmına. Sayfayı biraz okuyalım. Öncelikle bize şunları anlatıyor. Root'un kategorileri, yani farklı root versiyonlarının kategorileri nelerdir? Dev, Pro ve Old versionlar vardır diyor. Dev, Development versiyonu. Pro, Production versiyonu. Old da eski versiyonlar. Dev versiyonu en yeni kodu içeriyor. Ve daha sık daha sık yayınlanıyor. Fakat bazı instabiliteler içerebiliyor. Yani bir takım beklenmedik sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bazı kodların çalışmaması gibi. Ondan sonra. Dolayısıyla biz iş yaparken production versiyonunu kullanmamız gerekiyor. Pro versiyonlar. Pro versiyonlar kararlı, daha az sıklıkta yayınlanıyorlar ve önerilen versiyon bu iş yapmak için. Old versions da daha eski olan root'un pro versiyonları bunlar. Ondan sonra bunların da çeşitli şeyleri var. Farklı platformlarda olan versiyonları var her root release'inin. Ondan sonra ve burada da pek çok root versiyonlarını yine indirme bağlantılarını görüyoruz. Şurada ilk ikisine bakalım. 6.0 versiyonu ilki. Bu en son çıkan root versiyonu, en güncel olan. Fakat şu an experimental olarak işaretlenmiş kırmızı renkte. Bir de pro version var. Bu arada ikisi pro version. Fakat bu 5.34 versiyonu şu an recommended version, yani önerilen root versiyonu şu an bu. Oradan devam edelim biz 5.34 versiyonundan. O yüzden şöyle 5.34 versiyonunun sayfasındayız şu an. Burada bu versiyonu hangi biçimlerde indirebiliriz, onunla ilgili farklı bölümler var. Availability, root'u hem binary hem de kaynak kod biçimlerini indirmek mümkün. Binary'nin anlamı şu: kaynak kodlar, yani root'un C++ dilinde veya hangi dilde diğer dillerde yazılmış olan biçimlerinin derlenmiş olan versiyonu. Hazır, çalıştırmaya hazır biçimleri bunlar. Bir şekilde kaynak kodlara da ihtiyacınız varsa bir sebepten, o zaman doğrudan onları da indirmeniz mümkün. Kaynak kodları Git üzerinden de indirebiliyorsunuz. Git bir sürüm denetim takip sistemi. Ondan sonra ve çalıştırabiliyorsunuz. Sonra şuradan şeye bakalım. Desteklenen platformlar ve derleyici kombinasyonları neler? Bir root versiyonu indirirken bilmemiz gereken 3 tane şey var. Birincisi, benim bilgisayarımda tabii ki hangi işletim sistemi çalışıyor. İkincisi, hangi C++ derleyicisi çalışıyor. Üçüncüsü de ben hangi root versiyonunu indirmek istiyorum. Onu az önce seçtik. Root versiyonu 5.34. Ondan sonra da burada root'un üzerinde derlenmiş olduğu ve çalıştığı teyit edilen farklı sistemleri ve platformları görüyoruz. Mesela IXGCC diye bir platform var. IX bir Unix sistemi. Onda 5
.x versiyonlarında çalışıyormuş ve GCC denen C++ compiler'ının da 4.8 versiyonun üzerinde olması gerekiyormuş çalışması için. Onun dışında efendim FreeBSD varmış. Bu da bir Unix varyantı. Yine bir BSD olarak OpenBSD var. Ondan sonra bunun versiyonu işte 5.x, yani 5'in tüm türevlerinde çalışıyormuş 5 versiyonu ve GCC'nin yani C compiler'ında 4.8'in üzerinde olması gerekiyormuş. Bir yan not olarak macOS, yani bu Macintosh'un işletim sistemi de bir BSD Unix türevidir. Onun üzerine kuruludur. Onun dışında burada çeşitli Linux sistemlerini görüyoruz. i386 Linux ve GCC 4.8'in üzerinde olacakmış. Olursa çalışırmış. 32 bit Intel işlemcili Linux'lar bunlar. 32 bit işlemcilerde çalışan Linux'lar. Linux ARM dediği, ARM tipi merkezi işlemcide çalışan Linux'lar. ARM tipi işlemci özellikle mobil cihazlarda bulunuyor. Mesela cep telefonlarında, tabletlerde veya Raspberry Pi'yi biliyorsanız Raspberry Pi'de bu tür bir işlemci var. Dolayısıyla cep telefonunuzda root çalıştırmak istiyorsanız bu sürümlerden yola çıkmanız lazım. PPC, yani PowerPC root versiyonları 32 bit ve 64 bit için. Ondan sonra x86-64 bu 64 bitlik Intel işlemci demek. Ve GCC 4.8 versiyonu üzerinde çalışıyormuş. Efendim buradaki ICC yine derleyici adı Intel C Compiler. Onun 13. versiyon üzerinde çalışıyormuş ve bu şekilde gidiyor. Ve macOS, şurada gördüğümüz 3 ayrı varyant var. macOS 10, ondan sonra 10.8 ve C-Lang denen macOS'un X-Tools isimli yazılım geliştirme aracıyla gelen derleyici bu. Ondan sonra yine macOS 10.8 versiyonu. Fakat ICC compiler derleyicisi kullanacaksanız mümkünmüş. Ondan sonra ve yine macOS'un 10.8 ve GCC kullanacaksanız 64 bit modu da çalışıyormuş. Ve tabii ki şeyler, Windows'lar, Windows versiyonları. Ondan sonra 32 bit ve 64 bit versiyonları ve Windows üzerinde GCC kurarsanız onda yine 4.8 versiyonun üzerinde olması gerekiyormuş. Tüm bu anlatılanlar root'un son versiyonları için geçerli. Ondan sonra ve şeyler, diğer root'u edinme yolları şeklinde devam edelim bu download sayfasından. Yani 5.34 versiyonlu root'un şeyleri ne şekilde erişebilirmişiz. Birinci yöntem kaynak koddan edinmek root'u. Bunun ilk sırada konulması çok iyi olmamış bence. Çünkü kaynak kod en zahmetli yöntemi root'un ve son çare. Kaynak koddan edinmek. Doğrudan root'un kaynak kodlarını indirmek gerekiyor. 5.34.18 komple 56 MB büyüklüğünde. İndirdikten sonra da kendi bilgisayarınızda bunu derlemeniz gerekiyor. Normalde ihtiyacınız olmaması lazım. Fakat bir takım özel şeyler, yani root'la birlikte varsayılan olarak gelmeyen özellikler kullanmak isterseniz, mesela parçacık root'u kullanarak doğrudan root'un içerisinden parçacık fiziği olayları üretmek isterseniz, Pitya olay üreticisini kullanarak örneğin, o zaman kaynak kod olarak indirmeniz lazım. Pitya'yı da ayrıyeten indirip derleyip ve daha sonra hepsini birlikte root'u derleme biçimine de ben Pitya'da olsun diye istiyorum diye belirterek o şekilde derlerseniz yapmanız mümkün. Bu arada şey de belirteyim, root derlemek epey uzun sürüyor. Hani işlemcinizin hızına da bağlı olarak bir saate yakın bir zaman alabilir. Ondan sonra burada bir root dokümentasyon eklenmiş. Burada root efendim 5.34 versiyonundaki tüm C++ klaslarının HTML olarak dokümanı var. İndirip offline olarak bilgisayarınıza, çevrim dışı olarak bilgisayarınızdan bunlara erişebiliyorsunuz. Toplam büyüklüğü de 885 MB'miş. Epey büyük bir dosya bu. Şimdi root'u edinme yolları. Bir
yolu da AFS dosya sistemi üzerinden. Doğrudan yani ağ üzerinden root'u çalıştırmak. CERN AFS üzerinde root kurulu olarak bulunuyor. Şurada da dosya yolu verilmiş. Root ve 5.34.18 şeklinde. Eğer kullanmak istiyorsanız, yani bilgisayarınızda bir AFS A dosya sistemi istemcisi varsa ve CERN AFS'sine erişebiliyorsanız, o zaman doğrudan A üzerinden hiçbir yerel olarak bilgisayarınıza kurulum yapmadan CERN'deki root'u kullanabilirsiniz, çalıştırabilirsiniz. Bunun yöntemi burada anlatılıyor. 3 ayrı kabuk için bash ve zshell, bu ikisi aynı kabuk ailesinden ve sh kabuğu ailesinden diyoruz bunları. Sonuncusu da t-shell veya c-shell. Bu t-shell ve c-shell'in bu sh tipi kabuklardan söz dizimi farkı var ve komutları daha çok c'ye benziyor. Dolayısıyla komutları da farklı olduğu için onun kendine has bir konfigürasyon biçimi var. Zshell ile bash arasındaki fark da tek fark şurada gördüğümüz bazı dizin değiştirme komutları. Burada yapılan iş bu betiklerle şu. Her kabuk için görüyorsunuz iki tane komut var. Birinci komutla C++ derleyicinizi konfigüre ediyorsunuz. Şuradan gördüğünüz gibi external GCC. GCC'nin 4.7. versiyonu 64 bit içinmiş ve SLC5 yani Scientific Linux CERN'ün 5. versiyonu içinmiş ve setup diye bir script. Bu ortam değişkenlerinizi ayarlıyor. Bu GCC'yi ve CERN EFS'i üzerinden kullanabileceğiniz biçimde. Bunu ayarladıktan sonra da root'u kullanmak için doğrudan root'un kendi ortam değişkenlerini ayarlamak için çalıştırdığınız bir komut var. Şurada görüyorsunuz root 5.34, ondan sonra yine 64 bit işlemci için ve yine SLC5 diye ilerliyor. En son root'un kendi dizinin başladığı yer ve bin dizini, yani binary çalıştırılabilir programların olduğu dizin ve onun altında thisroot.sh yani bu root'u kullan diye bir betik var. Bu betiğin içinde ortam değişkenlerinizi ayarlayan komutlar var. Ayarlandıktan sonra doğrudan şu konumda bulunan root'u kullanabiliyorsunuz. A üzerinden. 3 ayrı kabuk için 3 ayrı reçete. Ondan sonra bunu tamamladıktan sonra doğrudan root diye çalıştırabiliyormuşuz. Ve 32 bit ise bilgisayarınız, kullanmak istediğiniz bilgisayar, sadece x86-64 yazan yerleri, örneği şurada, onu i666 olarak değiştiriyormuşsunuz. Yeterliymiş. Ve şimdi root'u edinmenin son yöntemi, yani binary'ler. Hazır, önceden derlenmiş olan root dosyaları. Bunun için tek yapmanız gereken sizin bilgisayarınızda, kullanacağınız bilgisayara uygun olan root binary dosyasını bulmak, paketini bulmak, indirip kurmak. Kurulum da çok basit. Önce bir bakalım. Bize uygun olan bu binary paketi nerede, nasıl buluyoruz? Burada listesini görüyorsunuz. Pardon. İşletim sisteminiz Linux ve Scientific Linux CERN 5 versiyonu ise şu iki bağlantıdan doğrudan indirebiliyorsunuz. Bağlantıların işaret ettiği dosyaları ekranın sol alt kısmında görebilirsiniz. Bunlar bir FTP adresinden geliyorlar ve doğrudan CERN'den geliyorlar. Bunların ilki şurada gördüğünüz gibi IA32, yani 32 bit bir işlemci için. Ondan sonra ve sonra GCC 4.3, yani GNU Compiler Collection 4.3 için ve 5.34 root versiyonu. Bir alttaki tamamen aynı, sadece 64 bit Intel işlemciler için. Ondan sonra eğer SLC6 kuruluysa bilgisayarımızda, şurada görüyorsunuz tamamen bunların hepsi 64 bit işlemciler için ve farklı
GCC versiyonları için 3 tane seçenek var. Ondan sonra şurada beni ilgilendiren, yani OS X. MacOS için kullanacağım root versiyonu var. Ve daha aşağıda da diğerleri, efendim Solaris var, IBM iX sistemi ve Windows için. Windows'a kurulumla ilgili bir takım bilgiler ve kurulumda kullanacağınız dosyalar. Windows için de yine bir C++ derleyicisi kurmak gerekiyor şeye, Windows sisteme. Ve burada deniyor ki Microsoft Visual C++ kullanmak gerekiyormuş ve onun ücretsiz bir versiyonu varmış Visual Studio'nun içerisinde. Şu bağlantıyı takip ederek edinmek mümkünmüş. Ve ayrıca Sigwin denen bir yazılım var. Bu Linux, Unix kaynak kodlarının, programlarının bizzat Windows'un içinde, yani exe'ler halinde kullanabilmenize imkan veren, onun içinden bu GCC'yi kullanmaya kalkarsanız sonuç hiç iyi olmuyormuş ve o şekilde yapmamak gerekiyormuş. Yani bu ücretsiz Visual Studio versiyonuyla çalışmakta fayda varmış. Şimdi biz OS X'e dönelim. MacOS için kuracağız. Şurada linkin üzerine geldiğimde görüyorum. Ha, son bir şey var, uyarı var burada. Eğer bilgisayarınız MacOS işletim sisteminiz 10.7 veya 10.8 ise, o zaman XQuartz denen bir program kurmanız gerekiyormuş. Bunun niye ihtiyaç olduğunu birazdan anlatacağım. Benim bilgisayarım bunlardan daha da eski, 10.6. O yüzden benim bunu kurmama ihtiyacım olmadı. Fakat neden ihtiyaç olduğunu anlatacağım ve yine bu bağlantıyı takip ederek kurmanız da mümkün. Şimdi, kendi kurulumum için, yani bu bilgisayara bir root kurmak için şuradan bakıyorum, OS'ten tamam. Ondan sonra 10.9. Bu yani MacOS versiyonu. Hangi Mac işletim sistemi versiyonu için bu uygun? 10.9. Peki ben kendiminkine bir bakayım. Şuradan. Benimkisi 10.6. Yani bu versiyon için eski kalıyor. Dolayısıyla ben bunu indirip çalıştırmaya çalışırsam olmayacak, sıkıntı olacak. Peki benim bilgisayarıma uygun olan versiyonu ben nereden bulacağım? Şöyle yine bu bağlantıların işaret ettiği adrese bakarsanız ekranın sol alt tarafında, bunların hepsi bir FTP bağlantısı. Yani CERN'de bulunan root'la ilgili bir FTP alanına işaret ediyorlar. Ben doğrudan o alana gideceğim ve oradan bana uygun olan versiyonu indireceğim. Şimdi FTP alanına gideceğim. Şu şekilde yapıyorum. Bu bağlantının adresini alıyorum. Copy link location. Tamam. Şuradan yazıyorum. FTP root, CERN.ch root ve dosyanın adı. Dosyanın adını sildiğimde ve Enter'a bastığımda doğrudan FTP açık bir alan, herkesin girebildiği bir FTP sunucusu bu. Ve hani yüzlerce değilse, yani yüzlerce dosya var burada. Bunların arasında benim aradığım dosya var. Şimdi şöyle hızlıca gidersek biraz aşağılarda artık şeyler başladı. Root versiyonları ve binary'ler başladı. Şöyle tar.gz uzantılı hepsi, win32. Bu form, isimleri bu formatta olan tüm dosyalar binary'ler. Yani önceden derlenmiş. Doğrudan bilgisayarınızı indirip çalıştırmaya hazır. Kaynak kodların isimlerini de source diye geçer. Dolayısıyla onları bu şekilde ayırt etmek mümkün. Şöyle biraz aşağılara doğru gidelim. En yeni versiyonlara doğru. Mümkün olan en yeni versiyonu bulacağım ben. Şöyle. Burada root en son 6.0 versiyonu var. Ben bunu istemiyorum. 5.34'de bakacağım. 5.34'ler şuradan başladı. Şöyle buradaki MacOS'ları bulmaya çalışayım. Şurada bir tane gördüm. 5.34 versiyonu MacOS x64, yani 64 bit, pardon, niye burada 64 var bilmiyorum. 10.9 versiyonu, yani en son MacOS versiyonu, benimki olmayan i386 32 bit işlemci için. Bu benim için uygun değil. Benim aradığım dosyada şurada 10.9 yerine 10.6 yazması lazım.
Biraz daha yukarı çıkarsak şöyle şurada macOS 10.6 x86-64 GCC 4.2 Tar-GZ. Şöyle iki tane dosya var. 5.34 versiyonu root'un. 14. patch. macOS versiyonu 10.6. Tamam. Benimkisine uygun. İki tane ayrı dosya var. Birisi i386 yani 32 bit bilgisayarlar için. Bu da 64 bit işlemcili olanlar için. Peki benim bilgisayarım 32 bit işlemcili mi, 64 bit işlemcili mi? Onu anlamam, onu öğrenmem lazım. Bunu şöyle yapacağım, şöyle bir yöntem izleyeceğim. Bu yöntem aslında hani sadece macOS değil, Linux ve Windows tüm bilgisayarlarda işe yarayacak bir yöntem. Şöyle, önce Google'dan şunu soracağım. Is my Mac 32 or 64 bit. Şöyle bir sayfa geldi. support.apple.com'dan. How to tell if your Intel based Mac has a 32 bit or 64 bit CPU herhalde. Sayfaya bir bakalım. Şimdi sayfa geldi. Sayfanın en sonuna bir göstermek istiyorum. Çünkü hani niye herhangi bir bilgisayar 32 bit mi 64 bit mi onu nasıl niye anlayabiliyoruz bu sayfadan? Şöyle. Bu tamamen işlemcinizle ilgili bir şey ve işlemcinizin tam olarak ne olduğunu biliyorsanız o işlemci 32 bit mi 64 bitlik bir işlemci mi söyleyebiliyorsunuz. Intel Core Solo diye başlıyor, 32 bitmiş. Aslında zaten sadece 2 tane bilgisayar, 2 işlemci var. Geri kalan tamamı 64 bit işlemcilerin. Solo Duo diye gidiyor. Core 2 Duo diye başladıktan sonra da tamamı 64 bit. Yani bu Core, Intel Core i3, i5, i7 vesaire hepsi 64 bit. Şimdi macOS'ta bunu nasıl anlayacağız? Şöyle burada anlatılanı takip edersek şöyle diyor. Az önce size gösterdiğim yer. Şu About This Mac sayfası. Buraya girdikten sonra şuradan More Info diyoruz. Ve İşlemcim benim Intel Core 2 Duo. İşlemcimi öğrendim. Şimdi o listeden bir bakalım. Şurada Core 2 Duo 64 bit işlemci. Dolayısıyla ben 64 bitlik şey kurabilirim buraya. Root kurabilirim. Devam edelim. Şuradan tıklayarak indirmeye başlayayım. İndirme işlemi sürerken bundan sonraki işlerde biraz terminal artık kullanacağımız için terminali bir başlatmayı göstermek istiyorum. Bir de bakalım bu şey GCC versiyonu yani 3. kriterimiz tutuyor mu bizim bilgisayarımız için. Yani GCC 4.2 var mıymış? Oradan bir bakalım. Şöyle terminali iki yöntemle başlatabilirsiniz. Birincisi doğrudan şeyle Spotlight'la. Yani şuradan terminal diye ve terminalim geldi. İkinci yöntemde uygulamalar arasından terminali bularak. Şöyle Applications diye girdim. Ondan sonra buradan Utilities ve terminali şuradan görüyorsunuz. Tamam. Şimdi bakalım bizim GCC versiyonumuz 4.2 miymiş? Doğrudan GCC diyorum. Ve i686 Apple Darwin ondan sonra 4.2.1. GCC versiyonumuz uygun. Ondan sonra indirme işlemi tamamladıktan sonra kurulumla devam edeceğiz. İndirme işlemi tamamlandı. Ve root paketi burada. Zaman zaman macOS kendisi de bu otomatik olarak açabiliyor bu paketi. Eğer öyle olmazsa siz de doğrudan çift tıklayarak bu şeyi paketi açabilirsiniz. Şimdi ben bu işi terminalden yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi ev dizinindeyim şu an. Desktop'a geçtim. Ondan sonra bu bir tar
gzip dosyası olduğu için şu şekilde açıyorum. zxvf ve root. Epey fazla dosya var içinde gördüğünüz gibi. Ve şu an şu root dizinin içine yazılıyor hepsi. Ve bitirdim. Şu an root'un paketini açtık. Ondan sonra neredeyse kullanıma hazır. Şimdi root'u ben hani iş yapmak için kullanacağımdan onu böyle masa üstünde değil de kendine ait özel bir yere koymak istiyorum şu an. Onun için de yine home dizinimin altında programlar diye bir dizin yaratıp root'u da onun altına atacağım. Şöyle. Tamamız. Ondan sonra şimdi oraya gidip bir şeye bakalım. Gelen root dizinin içinde neler varmış bir bakalım. Root. Şöyle root diz, az önce indirdiğimiz root dizinin içeriği. Ondan sonra bir readme dosyasının içine bakalım. Bu bir dizin ve altında birden fazla şey var. Readme dosyası var. Readme ve readme şeklinde bakacağım ben. Ondan sonra şöyle root ana dizinin altındaki dosyaların genel bir tanıtımı var. Efendim readme dizini önemli bilgiler içeriyor. License, configure, bin dizini çalıştırılabilir dosyalar, include, lib diye ilerliyor. Şimdi bu root'u çalıştırmak için en kritik olan bir bilgi bu kısımda. Yani environment variables, ortam değişkenleri. Ve bunları nasıl ayarlayacağız? diyor ki gerekli ortam değişkenleri ayarı için, yani bu değişkenler path değişkeni ve ld library path değişkeni. Kolaylık sağlaması için bir betik hazırladık. SH kabuk ailesinden bir kabuk kullanıyorsanız şunu çalıştırın. Ondan sonra C shell ailesinden bir kabuk kullanıyorsanız da bu source'la başlayan komutu çalıştırın. Benim şu anki kabuğum bash olduğu için ben bunu kullanacağım. Şöyle kopyaladım ve çıktım. Ondan sonra belli bir anda hangi kabuğu kullandığınızdan emin değilseniz şu komutu girebilirsiniz. Shell. Echo terminal ortamının, yani bu kabukların print komutu. Her kabuğunda değişkenleri dolar işaretiyle başlar ve dolar büyük harflerle shell işareti o kabuğun adını gösterir. Daha doğrusu şeyi, hangi program olduğunu, /bash. Ve aynı zamanda macOS da şu terminalin üzerinde de yazar hangi kabuk kullanıyor olduğumuz. Şimdi neredeyiz? Şu an root'un altındayız. Ondan sonra az önce copy ettiğim komutu bir ekleyeyim. Şimdi path name bu root'u yüklediğim yer. Ondan sonra ki şu an zaten doğrudan root'un altındayım. Dolayısıyla bin dizini doğrudan hemen bulunduğum dizinin altında. Bunu bu şekilde çalıştırabilirim. Tamam, şu an ortam değişkenlerim hazırlandı ve root çalışmaya hazır. Öyleyse çalıştıralım. İşte root çalıştı. Versiyon 5. Şu an hazır aslında. Her türlü işimizi yapabiliriz. Bir örnek olarak şeyi göstereyim. Bir GUI pencereli bir uygulama açayım. Bu bir T-Browser nesnesi. Yani root nesne browser'ı. Nesne gezgini. Burada görüyorsunuz şeyleri. Dizin yapılarını ve bir önceki videoyu izlediyseniz eğer orada da root.sur.ch sitesinde gezerken screenshotlar vardı, yani root kullanımı ile ilgili ekran görüntüleri vardı. Orada GUI'ler kısmında bu root object browser'ın örnekleri vardı. Şu an gördüğünüz gibi çalışıyor ve burada. Şimdi burada belirtmek istediğim bir şey, az önce yine root'u indirdiğimiz sayfalarda bize eğer
macOS versiyonunuz 10.7 ve üzeri ise diyordu ki XQuartz diye bir uygulama kurmanız gerekiyor. O uygulamanın gerekliliği işte burada. Yani bu tür pencereli GUI tarzı uygulamaları çalıştırmak için XQuartz gerekiyor. Benim bilgisayarım işletim sistemi 10.7'den düşük olduğu için 10.6, benim işletim sisteminde X11 denen yazılım zaten yüklü. XQuartz ve X11 aynı işi yapıyorlar. MacOS 10.6'da X11 zaten işletim sistemiyle birlikte geliyordu ve sonraki versiyonlarda kaldırıldı. Sonradan dışarıdan XQuartz indirilip kurulması gerekliliği ortaya çıktı. Dolayısıyla XQuartz ve X11'in yaptığı işte bu. Yani bu root'un GUI'li uygulamaları doğrudan X uygulamasıymış gibi çalışıyorlar. Şimdi şundan çıkalım. Root'tan çıktık. Şimdi yeni bir tane şey açacağım. Terminal penceresi. Şöyle başka bir tane yine bash terminali. Bir daha root'u çalıştırayım. Çalışmadı. Böyle bir komut bash tarafından tanınmıyor. Bunun sebebi şu. Az önce girdiğimiz bu komut girilmediği için ve path ortam değişkeni ayarlanmadığı için burada tanınmıyor. Tekrar yapmam gerekiyor. Şu an neredeymişim? Ev diziminde. Yani artık şu path name kısmına tam yolu girmem gerekiyor. Programlar ve onun altında root ve o şekilde gidiyor. Dediğimde tekrardan root'u çalıştırabildim. Bu arada root exe'nin tek başına root diye çalışmaktan tek farkı bu grafikli root ekranının görüntülenmesi, doğrudan root diye çalıştırılabiliyor. Şimdi o zaman her terminal başlattığımda bir daha bu nokta, yani source'la burada belirtilen beti yükle bu komutu girmem mi gerekiyor? Eğer istiyorsam, yani sürekli olarak root'un çalıştırılabilir durumda olmasını istiyorsam, bunu her seferinde girmeden, o zaman yapmam gereken bir ayarlama var. Bunun her seferinde otomatik olarak çalışacak şekilde ayarlamam gerekiyor. Bunu şu şekilde yapacağım. Kabuğum shell'in bash olduğu için bash'a ait özel bir dosya var. Home dizinin altında, şu an yani user sayılı damskın altında. Bunun ismi vim bir metin editörü nokta bash profile. Bash her çalıştırıldığında sizin ev dizinizin altında bu dosyayı arıyor ve içinde bu dosyayı bulursa içindeki komutları da çalıştırıyor. Bakalım. Görüldüğü üzere new file diyor, yeni dosya. Yani böyle bir dosya hiç yaratılmamış, yokmuş. Sıfırdan yaratıyoruz şu an. Ve root çalışmama imkan veren, ortam değişkenlerini ayarlayan komutu buraya yazacağım ben. Şöyle ev dizininin altında programların altında root var ve onun altında bin dizinin altındaki distroot.sh'ı çalıştır. Şu an ayarladım. Yeni bir tane terminal penceresi açayım. Şöyle bakalım oldu mu? Evet oldu. Artık tekrar root ortam değişkenlerini ayarlayan script'i, beti'yi çalıştırmadan, çalıştırmaya ihtiyaç olmadan her seferinde otomatik olarak çalışıyor olacak root. Ve root'tan da .q komutu ile çıkıyoruz. Root kurulumu ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Ve şimdi de ödev soruları. Birinci soru, bilgisayarınıza root kurunuz ve 5.34 sürümünü, versiyonunu kurunuz. Çünkü root'un da şu an önerilen versiyonu bu. İkinci olarak bilgisayarınıza root'un 5.34 versiyonu kurun ve yanına 6.0 versiyonu da kurun. Yani her ikisinde
istediğiniz zaman ben şunu şu versiyonu çalıştırmak istiyorum. Daha sonra da başka bir versiyonu çalıştırmak istiyorum diyebilin ve sırayla ayrı ayrı onları çalıştırıp kullanabilin. Üçüncü olarak bu source yaptığımız bu thisroot.cshell veya sh isimli betik hangi ortam değişkenlerine müdahale ediyor ve neden? O ortam değişkenleri ne işe yarıyor, ne anlama geliyor? Dördüncü olarak root'un ana kurulum dizini, yani root ismiyle başlayan bu indirdiğimiz dizin içinde hangi dizinleri içeriyor ve bu dizinlerdeki dosyaların işlevleri ne? Bunlar o dizinlere ne şekilde organize edilmiş, niye o dizinlerdeler, ortak özellikleri neler? Aynı dizin altında bulunan dosyaların. Ve son olarak bonus soru, bilgisayarınızda kaynak koddan root, bilgisayarınızda kaynak koddan root derleyin. Yani kaynak kodları indirin, ondan sonra indirdiğiniz dosya paketini açın, içindeki beni oku, readme ve install kısımlarını okuyun. Oradaki yönergeleri takip ederek root'u kaynak koddan derleyime çalıştırın. Ödev soruları bunlar. Bir sonraki derste VirtualBox üzerinden ben çalıştırmaya çalışıyorum şu an Windows ve Linux'u ki o işletim sistemlerindeki root kurulumlarını anlatabileyim. Aslında Linux için bugün anlattıklarım yeterli olmalı Linux'ta root çalıştırabilmek için. Fakat Linux sürümünüze de ne tür Linux kullandığınıza da bağlı olarak bunun çok daha kolay yolları da olabilir. Örneğin Scientific Linux Kern kullanıyorsanız doğrudan Linux'unuzun Paket Manager uygulamasını kullanarak ve sadece onu kullanarak root kurabilmeniz mümkün olabilir. Dolayısıyla Linux kullanıyorsanız önce Linux'unuzun paket manager uygulamasına bir göz atmanızı, içinde root var mı, root kullanımı, root kurulumu yapma imkanı var mı diye bakmanızı öneririm. Windows'ta birkaç farklılık var. Dolayısıyla bu VirtualBox aracılığıyla Windows kurulumunda yapabilirsem oradan tekrardan farklı videolarla anlatmaya çalışacağım bunları. Ve kurulumları tamamladıktan sonra da tamamlamanın ardından root'u kullanmaya başlayacağız. Nihayet. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.